Bir önceki videoda yalnızca iki mercek kullanarak bizden çok uzakta olan şeyleri nasıl yakınlaştırabileceğimizi gördük. Başka bir deyişle kendi teleskobumuzu oluşturduk. Bu videoda ise bu teleskobun sahip olduğu büyütme gücünü hesaplamaya çalışalım. Büyütme oranını genellikle teleskobumuzun gözümüzde aldığı açıyla cismin teleskop olmadan aldığı açıya oranı olarak tanımlıyoruz. Gördüğümüz üzere teleskop olduğu zaman cismin aldığı açı buradaki açıya eşit. Cismi biraz incelteyim ki açıyı daha net görebilelim. Önceki hali de işimize yarardı ama bu şekilde açıyı daha rahat çizebileceğiz. Şimdi ilk olarak cismin gözümüze yaptığı açıyı şöyle göstereyim. Bu açıya teta üstü açısı diyelim. O zaman bir de ayın yapacağı açıyı teleskop kullanmadığımız durumdaki halde gösterelim. Eğer teleskop kullanmasaydık açıyı şöyle hesaplayabilirdik. Ay'dan gelen ışınlar doğrudan gözümüze düşecekti değil mi? O zaman ayın yaptığı açı buradaki açıya eşit olacaktı. Bu açıya da teta 0 diyelim. Bu iki açının birbirine oranı teleskobun büyütme oranına eşit olacak. Peki bu iki açının oranını niye alıyoruz? Önceden de gördüğümüz gibi retinadaki görüntünün boyutunu ve bize ne kadar büyük göründüğünü yalnızca bu açı belirliyor. Dolayısıyla bu oran sayesinde retinadaki görüntünün ne kadar büyük olacağını hesaplayabiliyoruz. Bundan da aynı şekilde daha önceden bahsetmiştik. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve bu oranın ne olabileceğini bulmaya çalışın. Sadece bir denemenizi istiyorum. O zaman oranın bir de birlikte bulmaya çalışalım. Teta üssü dediğimiz buradaki açıyı bulmak için içinde bulunduğu dik üçgeni inceleyebiliriz. Teta üssünü bulmak için de tanjant teta yaklaşık olarak eşittir. Teta yaklaşımını kullanabiliriz. Tanjant teta'yı yazacak olursak ayın yüksekliğine hg diyelim. Buradaki g görüntünün g'si bölü komşu kenar yani göz merceğinin uzaklığı. Bölü teta sıfır olması gerekiyor. Peki teta sıfırı nasıl bulacağız? Sol taraftaki teta 0'ı hesaplamak yerine aynı açıyı sağdaki üçgene taşırsak teta 0'ı burada hesaplamak daha kolay olur. Bunların aynı açılar olduğunu görebiliyor musunuz? Ters açıların değeri birbirine eşittir, değil mi? Öyleyse şimdi buradaki üçgene kullanarak teta 0'ın ne olacağını bulabiliriz. Bunun için az önceki yaklaşımın aynısını kullanmamız gerekiyor. Aynı şekilde karşı kenar HG bölü objektifin odak uzaklığı yazabiliriz. Bu bölme işlemini sadeleştirdiğimiz zaman görüntünün yükseklikleri birbirine götürür ve teleskobumuzun büyütme gücünü objektifin odak uzaklığı bölü göz merceğinin odak uzaklığı olarak buluruz. Bu demek oluyor ki teleskobumuzdan maksimum olarak faydalanmak için objektifimizin odak uzaklığı çok yüksek, göz merceğinin odak uzaklığının çok düşük olması gerekiyor. Son olarak sürekli olarak çizdiğimiz ışın diyagramlarından bahsetmek istiyorum. Bu diyagramları çizerken hep kafam karışırdı. Ne zaman biri ışık ışınları çok uzaktan geliyor deseydi aklımda hep şöyle bir şekil oluşurdu. Sonsuzdan gelen ışık ışınlarının hep noktasal görüntü oluşturduklarını düşünürdüm. Ama az önce çizdiğimiz teleskop diyagramında oluşan görüntü noktasal bir görüntü değil. Bu neden böyle oluyor? Aynı zamanda büyütme oranının neden objektifin odak uzaklığına bağlı olduğunu da anlamıyordum. Çünkü odak uzaklığı artarsa ışık ışınları çok uzakta odaklanacak. Evet. Ama sonuçta oluşan şey yine de noktasal bir görüntü olacak diye düşünüyordum. O zaman neden objektifin odak uzaklığına bağlı olsun ki? Bunu size şöyle açıklayayım. Bu aslında yapmış olduğumuz bir kabul. Gerçek ışınlar çok uzaktan geldiği zaman bu ışınlar asal eksene paralel olarak gelmiyorlar. Aşağıda gördüğümüz gibi birbirine paralel geliyorlar ama asal eksene paralel gelmiyorlar. Küçük de olsa asal eksenle teta 0 adını verdiğimiz bir açı yapıyorlar. Çoğu durumda bunu sadece yaklaşık olarak alıyoruz. Hatta şimdiye kadar olan bütün durumlarda bu açıyı sıfır olarak aldık. Çünkü oluşan görüntü boyutuyla ilgilenmiyorduk. Ama bu açı aslında sıfır değil. Dolayısıyla oluşan görüntü sınırlı bir boyuta sahip oluyor. Boyut hiçbir zaman sıfır olmuyor ama ayın kendi boyutuyla kıyasladığımız zaman oluşan görüntü ayın yanında noktasal bir görüntü olarak görünüyor. Çünkü ay bizden binlerce kilometre uzakta oluşan görüntü de birkaç santim boyunda. Dolayısıyla gerçek cismin yanında noktasal bir görüntü ama boyutu noktasal değil. Öyleyse böyle bir yaklaşımdan uzak durmamız gerekiyor. Ve sonuç olarak dikkatli bakarsanız eğer objektifin odak uzaklığını arttırdığımız zaman ne olacağını düşünüyorsunuz? Diyelim ki odağı şöyle uzak bir yere alalım. Mavi ışın da yeni odak noktasından geçip merceğe burada yakın bir yerde çarpsın. Gelen iki ışının bu durumda daha uzak bir yerde kesişeceğini görebiliyor musunuz? Aslında bunu göstersem daha iyi olacak. Şimdi buradaki duruma bir bakın. Odak uzaklığını büyüttüğümüz zaman iki ışın artık daha uzak bir yerde kesişecek ve oluşan görüntünün boyutu da artacak. Böyle bir kabul yaparken göz ardı ettiğimiz şeylerden biri de oluşacak görüntünün odak uzaklığına oldukça bağlı oldu. Odak uzaklığı ne kadar büyükse oluşan görüntü de o kadar büyük olur. Bu bizim için önemli bir bilgi. Buna da hemen kısaca bakalım. Aynı şekilde tekrar aya bakıyoruz. Şimdi olduğu gibi yüksek odak uzaklığına sahip bir objektif kullanırsak, bir önceki videoda kullandığımız gibi oluşan görüntünün boyutuna bakın. Bunu bir de düşük odak uzaklığı bir objektif kullandığımız zaman elde ettiğimiz görüntüyle karşılaştırın. Şimdi düşük odak uzaklıkta bir objektif kullanıyoruz oluşan görüntü boyutunun çok daha küçük olduğunu görebiliyor musunuz? Her iki durumda da ışık ışınları sonsuzdan geliyor ve iki merceğinde kendi odak noktalarında toplanıyorlar. Ama oluşan görüntü boyutları odak uzaklıklarına bağlı olarak değişiyor. Bu sebepten dolayı odak uzaklığı ne kadar yüksek olursa oluşan görüntünün boyutu da o kadar yüksek olur. Bu sayede aradaki açı da artar ve daha çok büyütme elde ederiz. Aynı şekilde göz merceğinin odak uzaklığı küçük olursa yeni görüntüye daha çok yaklaşabiliriz. Daha küçük göz merceği odak uzaklığı demek, daha büyük bir görüntü yüksekliği ve daha çok büyütme demek. Dolayısıyla herhangi bir teleskopta objektifin amacı cismi olabildiğince yaklaştırmak. Göz merceğinin amacı ise görüntünün boyutunu arttırmak. Basit bir büyüteyicin yaptığı gibi ve genellikle teleskoplarda objektif çok büyük olur ki daha çok ışık yakalayabilsin. Bu sayede görüntü daha parlak olur ve oldukça rahat bir şekilde görebiliriz.